Mahmut Paşa, Rus sefaretiyle demir yolu bahsi açarak çok büyük bir hamle yaptınız. Teveccühünüz hünkârım. Ben Beri'yi bir Truva atı olarak Rus sefaretinde kullandık ve bir hamle yaptık. İngilizlerin Rus işçiler arasında teşkilatlandığının istihbaratını ulaştırdık. Lakin İngilizler bu hamlemizi haber almışlar ki karşı bir hamleyle Rusları köşeye sıkıştırdılar. Peki nasıl bir hamle hünkârım? Rusya'da isyan çıkmasıyla tehdit ettiler. E güzel ya hünkârım. Kefereler yesinler birbirlerini. Ruslar İngilizlerin bu hamlesi karşısında çaresiz kaldılar paşa. Şimdi Reval'de bir gizli anlaşma yapacaklar. Ve unutmayınız ki devletlerin yaptığı gizli anlaşmaların mebası şimdiye kadarki bütün hastalıklardan daha fazla insan öldürmüştür. Birlik olup bize saldıracaklar. Ve biz hala hamlemizi kimin haber verdiğini bilmiyoruz. Abdülhamit şimdi İngilizlerin haberi nasıl aldığını düşünüyordur. Haberin birden sızdığı aklına bile gelmeyecek. Çünkü hamleyi ona yaptırdı. Bizim Abdülhamit'in yeni hamlesini öğrenmemiz lazım. Bunun için de bize güvenmesi gerek. Senin ikbal yıldızının parlaması gerek. Ve ben ne yapacağımızı biliyorum. Ne yapacağız? İngilizlerin Rus sefaretini telefon maharetiyle dinlediğini ortaya çıkaracağız. Abdülhamit'in telefon imtiyazını verirken hedeflediği şeydi bu. Hı hı. Ve o zaman bu hamleyi biz boşa çıkarmıştık. Şimdi boşa çıkardığımız hamleyi biz mi yapacağız? Abdülhamit bu hamleyi Reval'deki masayı dağıtmak için yapmıştı. Artık masaya oturuldu. Bu hamle diplomatik bir kriz çıkarmaz. Onun kriz çıkarması için daha büyük bir şeye ihtiyacı var. Eğer sen bu dinleme işini ortaya çıkarırsan ve Abdülhamit'e söylersen... Abdülhamit'in sadık heyeti arasına gireceğim. Hı hı. Hayalini kuruyorum. Neyin? Abdülhamit'in sarayının yağmalandığı günü. Onu önce sarayda hapsedeceğim. Susuz bırakacağım. Sonra sürgüne giderken gürül gürül akan bir çeşmenin önünden geçecek. Kendi yaptırdığı çeşmeden bir damla su içmek için yalvaracak. Onu susuz bırakmak öldürmez Fuat. Çünkü Abdülhamit bir fikir. Onu halkının hatırlamaması öldürecek. Tahttan indiği gün bütün tarih kitaplarından silinecek. Takvimlerde onun iktidarda kaldığı zamanlar yırtılacak. Bir kişi bile onu hatırlamayacak. İşte o zaman Abdülhamit gerçekten ölmüş olacak.